Bugünkü video kısa bir video olacak çünkü size yengeç mantalitesini anlatacağım. Yengeç mantalitesi, yengeç zihniyeti aslında yurt dışında çok konuşulan ama Türkiye'de çok kişisel gelişim alanında ismi duyulmamış bir konu. Norveçli balıkçılar ki bunlar yengeç avcıları, Discovery Channel'da falan çok görürsünüz. Bir cins yengecin özellikle ilginç bir huyunu keşfediyor. Kafesleri çok da sevmedikleri bir yengeç türü bu. Dolduruyorlar, çok fazla doluyor bunlar. Ve bir süre sonra oradaki bilim adamlarından da yardım isteyip olayı bir gözlemliyorlar. Aynı dönemde Filipinler'de de bu gözlem yapılıyor, deney yapılıyor. Olay şu, bu cins yengeç ama bir cins için özellikle bu çok fazla. Kafese giriyor ve kafeste eğer ki başka bir yengeç girerse onun çıkmasını engellemeye çalışıyor. Sayıları arttıkça kafesten çıkacak yengeçlerin kollarını koparmaya çalışıyorlar. Eğer kafesin içerisindeki yengeçlerden kurtulup çıkmaya ısrar ederse herhangi bir yengeç sonunda öldürüyorlar. Kafesten çıkmasını istemiyor. Yengeçler durumu yani öğrenilmiş çaresizliğin kısa süredeki halini çabuk öğreniyorlar. Herhangi birisi kafesten çıkmak isterse kolunu bacağını koparıp öldürmeye kadar gidiyorlar. Biz insanoğlu da bunu görüyor muyuz? Gelin görelim. Hoş geldiniz. Evet bazı insanlar yengeç mantalitesiyle yaşarlar. Kendileri başarısız oldukları için, konfor alanları da küçük olduğu için, konfor alanı ile ilgili güzel bir videom var mutlaka izleyin aşağıya koyarım. Ee, i̇nsanların da başarılı olmasını istemezler. Çünkü onun geldiği yer onu yetiyordur. O bir başarıdır. Anlatabiliyor muyum? Ve yarın ertesi gün birisi o çalıştığı şirkete terfi edecekse onun moralini kırar. Yani sınava girmesini ister, başarılı olmasını ister. Bir şekilde onun moralini düşürmeye çalışır. Mahallende de vardır böyle insanlar. O kankalığınız, arkadaşınız bozulmasın. Başka bir şehre gidip kazanma. Ya ne yapacaksın gel çalışma der. Hayatta böyle insanlar yoluna çok çıkar. Senin başarılı olmanı istemez. Bunun benzeri konuları çok konuştuğumuz için, Türk halkı üzerine çok konuştuğumuz için direkt çözüme geçeceğim. Birkaç adımda bu kol bacak koparan, umutlarınızı kesen, yengeç insanlardan nasıl kurtulursunuz? 1. Onları değil, başarınızı dinleyin. Ne demek? Lütfen yaptığınız şeylerin onlardan farkına bakın. Onlar oturup çekirdek çitlerken siz bir şeyler başarıyorsunuz ve o başardıklarınızı beğenmiyorlar ve siz de beğenmiyorsunuz. Diyor ki ya bununla mutlu oluyorsun. Bu ne ki? O güzel bir şey. Senin bir adımın o. Ama o adımı atamayan insanın eleştirmesini dinlemeyeceksin. İki, ne yapıyorsan yapmaya devam et ve eğimser ol. Adım atmaya devam et. Küçük adımların onların tarafından sana böyle iyice gözünü sokarak küçümsenmesindense senin için ilerlediğinin fark edilmesi yeter. 3- sustur. Senin hoşuna gitmeyecek birisi bir şey söylüyorsa onu dinleme. Yani onun arkadaşlığını boz demiyorum ama bu konuyu konuşma, işi konuşma, hayatı konuşma ya da ne bileyim yaşamsal bir amacın onunla konuşma ve hataların. 4- Hata yaptığın zaman onlar buna bayılır. Ben sana demiştim. Bu lafı çok duyarsın. Bu insanın kanseridir. Ben sana demiştim. Bak ne demiştim? Böyle dememiş miydim? Böyle olacaktı. Ne dedim sana? Bu insanların bu sözlerini dinleme lütfen. Lütfen kulaklarını tıka. Çünkü birinin sana dediğim, dediydim demesi onun başarısını değil onun binlerce şey söyleyip bir tanesinin denk gelmesini gösterir. Binlerce şey söylüyor sana ve sadece olumsuz söylüyor zaten. O kadar olumsuz söylediği şey içerisinden bir tanesinin senin başına gelme ihtimalini ispatlayayım sana. Sana bir gün araba çarpacak. Ben ne dedim şimdi sana? Bak bir gün çarpacak görürsün. E çarpacak. Bir gün bir yerde sana bir araba küçükten olsa dokunacak, büyükten de... Bir şekilde bir şey gelebilir başına. Ve yıllar sonra sana dedim de demenin hiçbir başarısı yok. Affet. En önemli tavsiyem kendini affet. Başkaları seni affetmeyebilir ama kafesten çıkabilmek için kendini affet. Kolunu bacağını kırmak isteyen insanları bir zahmet gör. İnsanlar art niyetli olabilir ve sevgiyle de kolunu bacağını kırabilir. Umudunu kırar. Direkt fiziksel olarak zarar vermese bile senin umudunu kırar. Bu insanlara karşı kafesten çıkabilmek için Lütfen falanca teyzenin oğlunu, filancanın yeğenini bilmem neyi örnek göstermeden umursama. Hedefin enişten gibi, dayın gibi başarılı olmak olmasın. Kendin gibi başarılı olmak olsun. Lütfen bulunduğun kafes ailense, bulunduğu kafes mahallense, bulunduğun kafes bir inanışsa, inançsa, ibadetse bilmiyorum her neyse içinden çıkabilmek için yürümeye devam et. Kolunu bacağını ısıranla bir gün pes edecekler çünkü geride var aşağıda kalacaklar ve onlar o kafesten hiçbir zaman çıkamayacak. Ben Enlik Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.